Merhaba arkadaşlar. Şöyle ufak tefek ayarlarımızı yapalım yayınımız için. Ve evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir Kozan Demircan, Starbase Kozan YouTube videosunda da beraberiz. Klasik girişimizi de yapalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bilgi zamanı. Evet, bugün ilginç bir konuyu konuşacağız canlı yayında. Uzay turizmini konuşacağız. Ben Kozan Demircan blogda uzay turizmini çok uzun zamandır yazıyorum. Yani blog 2012'de başladı. Ben o zamandan beri uzay turizmini yazıyorum. Fakat siz değerli arkadaşlarım, ne hikmetse uzay turizmiyle ilgili yazılarımı, bu arada hoş geldiniz, az okudunuz. İlker hoş geldin, Necati hoş geldin, Tayyar hoş geldin. Biliyorsunuz 5 numara gözlerimle ve gözlüklerimle ekrana ancak eğilerek bakıyorum. Artık onun için kusura bakmayın. Her zaman olduğu gibi videomdaki subliminal mesajları da arka planda bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben uzay turizmi konusu, biliyorsunuz SpaceX'in konuşacağız. Bugün 4 tane uzay turistini uzaya fırlattı SpaceX şirketi. Falcon 9 roketiyle ve Dragon 2 dediğimiz mürettebat kapsülüyle, Crew Dragon ile bunları yörüngeye fırlattı. Bu uzay turistleri 575 kilometre irtifada 3 gün boyunca uzayda tur atacaklar ve resmi anlamda da uzay turizmi başlayacak. Ben dediğim gibi bunları çok yazıyorum ama ne hikmetse siz bunları az okuyordunuz. Belki artık arka arkaya Virgin Galactic'in kurucusu 72 yaşında olan Richard Branson'ın uzaya çıkmasından sonra, Jeff Bezos'un bile Blue Origin şirketinde uzaya çıkmasından sonra ve yanında 4 kişiyi getirmesinden sonra, üstelik de Elon Musk'ın SpaceX şirketinin 4 kişiyi uzaya taşımasından sonra umuyorum ki artık uzay turizmini daha çok ciddiye alırsınız. Bu konuyu araştırırsınız arkadaşlar. Peki neden böyle bir canlı yayın yaptım? Doğrusunu isterseniz canlı yayında amacım popüler bir konuyu yakalamak değil. Uzay turizminde gözden kaçan bazı noktalar var. Ben onlara özellikle değinmek istiyorum. Yani uzay turizmi konusunda insanların pek bir fikri yok. Yani SpaceX şirketinin uzay turizmi stratejisi, teknolojisi Blue Origin'den farklı. Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketinin stratejisi tümüyle farklı. Ve bir de tabii ki uzay balonları da gelecek. Hoş geldin Omnium Gatherum. Evet. Vallahi bu acıbik gucibik şeyleri takıyorsunuz. Takma adları çok seviyorum ama işte dediğim gibi benim gözlerime zor oluyor oradan yakalamak. Arkadaşlar özellikle laptop ekranından biraz zor oluyor. En iyisi ben öbür evdeki şeyi de getireyim. Büyük ekranı getireyim buraya ki biraz daha rahat göreyim sizleri. Şimdi arkadaşlar uzay turizminden bahsedeceğiz bu canlı yayında kesinlikle. Neler oluyor, neler bitiyor, bu konudan size söz edeceğim. İşin ekonomisinden bahsedeceğim. Yani Elon Musk'ın SpaceX şirketinin 2035'ten sonra Mars'a insanlı uçuş yapmak için gereken parayı nasıl kazanacağını, finansmanı nereden bulacağından bahsedeceğim. Uzay turizminin çeşitlerinden bahsedeceğim. Biraz da rekabet şartlarından bahsedeceğim. Yani mesela Blue Origin, Jeff Bezos acaba SpaceX'le rekabet edebilir mi? Ederse ne düzeyde rekabet eder? Aynı şey Richard Branson için geçerli. Bir de uzay balonları var arkadaşlar. Onlar da biliyorsunuz Kapadokya'dan balonda çıkmaya, ters rüzgarda tanrı korusun yere düşmeye benzemiyor. Bir de onlar var. Bütün bunları böyle bir göreceğiz. Biraz size uzayda fırlatma teknolojilerinden, Türkiye'nin de neler yaptığından biraz bahsedeceğim. Biliyorsunuz belki blogda ben bir yazı yazmıştım. Bu Türkiye'nin parafin yakan roketleriyle ilgili bir yazı yazmıştım. Canlı yayında açıklamalara koydum mu bilmiyorum. Eğer koymadıysam linkleri de orada koyarım. Ama Türkiye'de uzay ajansı kuruldu ve onlar da ciddi çalışmalar yapıyorlar. Şunu da baştan söylemek istiyorum. Uzay ajansını küçümseyen arkadaşların küçümsememesini rica ediyorum. Çünkü Türkiye geç başladı, kabul. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Uzaya gitmek de arkadaşlar yani iktidarlardan bağımsızdır. Bir devlet politikasıdır. Hani iktidarlar değişir, devlet baki kalır deriz ya. Devlette devamlılık esastır deriz ya. O yüzden uzay politikamıza
sahip çıkalım. Yani Türkiye'den lütfen 60 yıldır uzayda olan Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çevikliği göstermesini beklemeyin. Yani dünyanın bir yerinde 60 yıldır uzayda olan, ekonomisi 21 trilyon dolar GDP'si olan, pardon, 20 trilyon dolar GDP'si olup 21 trilyon dolar borcu olan bir ülke var. Diğer tarafta Türkiye var. O yüzden Türkiye'nin elindeki imkanlarla gerçekten bu şartlar altında, bu ambargolar altında yapabileceğinin en iyisini yaptığını belirtmek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, uzay politikası bizim gündemimizdeki politikadan bağımsızdır. O yüzden ilk bakışta beğenmediğiniz, görüşlerinize aykırı bulduğunuz insanların da uzaya çıkmak konusunda bizimle aynı heyecanı taşıdığına inanmalısınız. Ben bunu söylüyorum. Türkiye'de bu işlerin başında olan çok değerli insanlar var. Ben açıkçası örneğin Temel Kotili, Selçuk Bayraktar'ı dinlediğim zaman ya da İsmail Demir'i dinlediğim zaman onların ne kadar heyecanlı konuştuklarını görebiliyorum. Yani işte bir kısmı benden büyük, bir kısmıyla yaşıtız ama aynı heyecanı duyarak uzay konusunda, havacılık konusunda konuştuklarını görüyorum ve son derece aklı başında şeyler söylüyorlar arkadaşlar. Son derece aklı başında şeyler söylüyorlar ve günlük televizyon haberlerinden çok daha iyisini söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar, hemen biz konumuza geçelim. Dediğim gibi Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketi bugün 4 kişiyi, 4 tane turisti uzaya fırlattı. Harika. Dünya yörüngesini fırlattı. 575 kilometre gibi bir irtifaya çıkıyorlar bunlar. Bu önemli bir şey çünkü Amerika Birleşik Devletleri uzay mekiği programını terk ettiğinden bu yana 600 kilometre irtifaya insan göndermiyordu. 2011 Temmuz'unda emekli olan uzay mekiği ise sıklıkla 600 kilometre irtifaya çıkıyordu. Peki nedir bu uzay meselesi? Örneğin Çin'in, Hindistan'ın uzaya yollayacağı istasyonlar ve benzeri, sorularınız kalsın, önce konuyu anlatacağım. Sonra arkadaşlar, yalnız bir ricam var. Bu canlı yayından itibaren artık sadece canlı yayının konusuyla ilgili sorular soralım. Yoksa konu çok dağılıyor. Bu yayınları daha odaklı izleyen arkadaşlarımız da var. Onlara da hitap etmek istiyorum. Sorularınız çok değerli. Ben onları yanıtlamaktan büyük bir keyif duyuyorum. Yanıtlayamadığım sorularınız için biliyorsunuz ya Kozan Demircan blogda bir yazı yazıyorum, ya bir video çekiyorum, ya da biliyorsunuz Spotify podcast'i olarak bir radyo yayını yapıyorum. Bana her mecradan ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz soruları es geçmemeye çok gayret ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben konuya girmek istiyorum. Bu arada bu da Fikir Talim Kulübü'nün bana verdiği bir kupa arkadaşlar. Yani kendi adım yazdığı için Kozan Hoca narsist zannetmeyin. Fikir Talim Kulübü bunu bana vermişim. Üniversiteye gittiğim zaman bir konuşma yaptığımda kendilerinin bir jestidir. Ben de büyük bir keyifle bu kupadan kahve içiyorum. Sanırım Star Wars İmparatorluk amblemli kupamdan sonra en sevdiğim kupam. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce uzay turizmi nereden çıktı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çalışmalarını artık uzaya devretti. Yani özel sektöre devretti. Devlet artık bu maliyetlerin altından kalkamıyor. Bunu daha önceki videolarda detaylı olarak anlatmıştım. Buna girmeyeceğim. Ama sadece bir basit örnek vermek istiyorum. SpaceX şirketi 2007-2014 yılları arasında, düzeltiyorum, 2003-2014 yılları arasında sadece 365 milyon dolar harcayarak 10 kez yeniden kullanılabilen, bazı parçaları potansiyel olarak 100 kez yeniden kullanılabilen Blok 5 Falcon 9 roketlerini geliştirdi. Birinci kademesi bunların yeniden kullanılıyor biliyorsunuz. Ve Falcon Heavy roketini geliştirdi. O da 66 tonluk bir ağırlığı alçak dünya yörüngesine, yani 160 ila 2000 kilometre irtifa arasına çıkartabiliyor. Ve şu anda kullanımda, dünyada kullanımda olan ticari olarak en güçlü roket o roket. Yani Satürn 5 tabii ki daha güçlü ama Satürn 5 emekli oldu. İnsanları Ay'a gönderdi ve bitti. SpaceX, dediğim gibi, bu başarıları 2003-2014 arasında 11 yılda sadece 365 milyon dolar masraf yaparak elde etti. Bu para bizim için büyük sayılabilir.
Ancak bir roket şirketi için bu devede kurak bir para. Ciddi bir para ama çok büyük bir para değil. Düşünün ki NASA Space Launch System, yani uzay fırlatma sistemi dediğimiz SLS roketi diye bir roket var. Ne kadar aptal bir adı var. Yani bir insan neden bir roketi SLS der onu da bilmiyorum ama 2009'dan beri NASA bunu geliştiriyor. Ama hala geliştiriyor yani. Şu anda maliyeti 12 milyar doları aştı. Yani günümüzün dolarını pandemiyle birlikte olan sıkıntıları sayarsak maliyetin 12 milyar doları aştı. Bu roket daha ilk uçuşunu yapmadı. Yani daha ilk uçuşunu yapmadı derken insanlı ilk uçuşunu yapmadı. Yörüngeye insansız da uçmadı. Daha yerden kalkmadı. Yani böyle bir roket. O yüzden buradan anlıyoruz ki artık NASA'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet kuruluşlarının uzaya bu tip roketler koyup gönderecek iradesi yok artık. Sistem değişti. Bu iş özel sektöre geldi. Ve lafı uzatmayalım. Özel sektör arkadaşlar para kazanmak zorunda. Bu kadar basit. Dolayısıyla özel sektör ne zaman uzaya çıkar? Para kazandığı zaman çıkar. Şimdi eskiden United Launch Alliance diye bir ULA diye bir şirket vardı. Bu Airbus Safran Launchers roket şirketiyle Amerika'daki Lockheed Martin'in yanılmıyorsam ortaklığıyla olan bir şirket. Bu Pentagon'un, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, işte CIA'in askeri uydularını, casus uydularını, bütün uydular da askeri değil. Mesela Amerika'nın uzaya fırlattığı birçok sivil uydu var. Acil bir durumda askerler ve CIA onları kullanabiliyor. Ya da sivil uydu diyorlar. Jort içinden CIA uydusu çıkıyor. Ama bunları hep ULA fırlatırdı. Fakat bu maliyetler çok arttı artık arkadaşlar. Yani nüfus arttı, maliyetler arttı, her şey küçülüyor. Akıllı telefonlar gibi küçülmek zorunda. Dolayısıyla da Amerika devlet artık bu teknolojiyi özel sektöre vermeye karar verdi. Yine de biliyorsunuz ki ULA devlete sırtını dayamış olan bir şirkettir. Bir incumbent. Biz bunlara İngilizce incumbent deriz. Devlete sırtını dayayan, tekelci ihaleleri kazanarak ortada olan ama gerçek bir rekabet gördüğü zaman ilk etapta dağılan, gerçek bir şirket kültürü gelişmemiş olan bir şirket. Nitekim de öyle oldu. Yani Elon Musk bu SpaceX şirketinin yeniden kullanılabilen roketleri geliştirdiği zaman uzaya uydu fırlatma maliyetlerini bir roketi iki büyük uydu koyduğunuz zaman %60 azalttı. %60 çok ciddi bir rakam. Yani düşünsenize şu anda Türkiye'deki fiyatların bir anda %60 ucuzladığını düşün. Düşünün yani 2019 yılına geri döneriz. Öyle değil mi? Dolayısıyla %60 çok ciddi bir rakam. Tabii öyle olunca da Elon Musk birçok ihale kazandı. Şimdi uzay turizmi Elon Musk'ın önem verdiği bir strateji. Aslında Elon Musk burada şöyle anlatacağım size. Ben bu konuyu geçişli olarak anlatacağım. Biliyorsunuz benim tarzım konuları tümüyle sıralı sistematik anlatmak değildir. Ben konudan konuya geçiş yaparım ama aynı temada anlatırım. Sonra farklı konuları birleştiririm. Böylelikle bir yorum analiz, haber analiz gibi bir sonuç çıkar. Şimdi bu bağlamda Elon Musk deli bir adam. Niçin deli bir adam, çılgın bir adam, yani vizyon sahibi, öngörü sahibi. Vizyon öngörü sahibi olmak demek bu arada. Onu da söyleyeyim. Öngörü sahibi olan bir insan Elon Musk. Çünkü o gelene kadar da açıkçası ne Jeff Bezos, ne Richard Branson, ne diğerleri uzay işine el atmamıştı. Yani bu konuda Elon Musk önce oldu. Amerika'nın birçok zengini, birçok devi var. Rockefeller'ı var, efendime söyleyeyim Bilderberg grubu var, öyle değil mi? CFR'ı var, var oğlu var. Jack Ma'sı var, osu var, busu var Çin'de. Walmart'lar var, eBay'ler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde koskoca Amazon var. Ama bu arkadaşların hiçbirinin aklına Elon Musk gibi uzaya çıkmak gelmedi. Bu işte vizyon sahibi olmak arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi o insanlar Elon Musk'tan daha zenginler, daha büyük istihbarata sahipler, devletleri kontrol ediyorlar, devletlerle hatta uluslararası organizasyonlarla bahçede misket oynar gibi oynayan insanlar bunlar. Ama buna rağmen uzaya çıkmayı akıl etmediler ve zerre kadar da abartmıyor. Bana inanmayan Elon Musk'tan önce uzay sektörünün Amerika'da ne olduğuna baksın. Bir tek ULA vardı. O da Amerika'nın, NASA'nın işte Satürn'e uydularını gönderirdi. CIA'in casus uydularını uzaya gönderirdi. Başka da bir şey yapmazdı. Kendi içinde takılan bir şirketti. Diğer böyle ticari uydular, Avrupa'nın uydularını da işte
Airbus Safran Launchers gönderirdi. İşte Ariane roketleri vardı. Rusların biliyorsunuz Proton Energeyaları, işte Rusların kendi şirketi. Çinliler zaten uzun yürüyüş olarak takılıyorlar. Onların roketlerinin adı Long March. Çünkü Mao Zedong'un Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurması değişik bir hikaye. Uzun uzun yürüyorlar böyle. Devamlı Çangayşek kovalıyor, o kaçıyor. O kovalıyor, o kaçıyor. En sonunda geri dönüyor. Bunlar ara sıra kavga ediyorlar falan. İç savaş bittiği zaman uzun bir yürüyüşten sonra Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu için haklı olarak roketlerinde de Long March, yani uzun yürüyüş diye bir isim koyuyorlar arkadaşlar. Hatta bununla ilgili de bir de nazire vardır. Bu Mass Effect'teki video oyununu oynarsanız orada The Long Walk diye Collector Base'e yapılan bir intihar görevi vardır. Orada da müthiş bir müzik çalar. Adı da The Long Walk'tır. Onu da dinlemenizi öneririm. Hayatımda dinlediğim en destansı, en epik ve aynı zamanda en melankolik müzik. Böyle bir karışımı da zaten kendileri de karışık olan ancak Amerikalılar yapabilirdi. Şimdi toparlayacak olursak, Elon Musk bu konuda bir vizyon sahibi. Kabul. Ama bu işleri yapabilmek için de para lazım. Ve Elon Musk'ın da bir başka çılgınca fikri var. Mars'a gitmek. Mars'a gitmenin, çok kısaca söylüyorum çünkü konumuz bu değil. Sadece çok kısaca söylüyorum. Mars'a gitmenin hiçbir ticari değeri yok arkadaşlar. Ay'a gitmenin var. Ay'dan maden çıkarmak kolay. Ay'ın yer çekimi dünyanın altıda biri. Ay'ın atmosferi yok. Ay'a inmek de kolay, kalkmak da kolay. Hatta Ay'dan madenleri dünyaya götürmek için roket kullanmanıza bile gerek yok. Yani elektromanyetik katapult koyun, güneş panelleriyle elektriğinizi üretin, katapultunuzu uçak gemilerindeki gibi, hani bu Amerika'nın Ford sınıfı uçak gemilerindeki imal sistemi var ya, onun gibi verin coşkuyu. Katapultla dünyaya maden dolu vagonları, Red Kit çizgi romanı gibi uzaydan gönderin. Onlar dünya yörüngesini kendiliğinden girecek. O yüzden Ay'a gitmenin ticari değeri var. O yüzden de ben blokta işte Ay üstü Alfa ne zaman kurulacak, Çin Ay'dan nasıl Helyum 3 çıkaracak gibi birçok yazı yazdım. Hatta biliyorsunuz blokta son yazdığım konu da nükleer füzyonla ilgiliydi. Yani bu atomik helyum ışını ile temiz nükleer enerji ne zaman gelecek diye biliyorsunuz dün bir yazı koydum bloğa. Ve o da işte Ay'dan helyum 3 çıkarmakla ilgili. Buna karşın Mars'a gitmenin arkadaşlar, ben yazılarınızı görüyorum. Sadece konuyu toparlayana kadar cevap vermiyorum. Bütün yazılarınızı görüyorum. Şimdi Mars'a gitmek arkadaşlar hiçbir ticari değer taşıyan bir şey değil. Tamamıyla bilimsel araştırma, tamamıyla keşif merakı. Elon Musk bu açıdan çılgın. Yani Mars'a gitmeyi o kadar ciddiye alıyor ki şunu diyemezsiniz. Sadece reklam yapmak, şirketi için algı yönetimi yapmak için Mars'a gitmek istiyor. Hayır, Bas Landorp gibi değil. Biliyorsunuz Bas Landorp Hollandalı ne yapmıştı? Marsman diye bir proje başlatmıştı. Ama o proje tabii ki ayağa kalkmadı. Hatta biliyorsunuz Türkiye'den de çok gitmek isteyen oldu. Gitmediler ve benzeri gidemediler. O proje iflas etti arkadaşlar. Fakat Elon Musk cidden Mars'a gitmek istiyor. Şimdi ben bunu neden önemsiyorum? Yani Elon Musk'ın fikri çılgınca. Çünkü zamanından çok ilerisini düşünüyor. Elon Musk'ın fikri çılgınca. Çünkü kar amaçlı bir şirketin sahibi olan dünyanın en zengin insanlarından biri hiçbir kar amacı gütmeden başka bir gezegene gitmek istiyor. Yani Elon Musk'ın nasıl o cutthroat businessman dediğimiz eski kulağı kesik iş insanlarından olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Pandemide bile kendisi aman pandemi yüzünden ne kapatacağız, tam kapasite üretime devam, ölen ölür kalan sağlar bizimdir demiş olan bir arkadaşımız. Bununla birlikte Mars'a gitmek istiyor ama bunun için para lazım. O parayı Elon Musk nereden kazanacak? Öncelikle Starlink uzaydan internet şirketi var biliyorsunuz. 2 ayda bir mi ne, her ay mı artık orayı ben de bilmiyorum. Uzaya 50-60 tane küçük uydu gönderiyor. Yani bu uydu sayısı 12 bini, 30 bini falan bulacak. Yani 12 bini bulacak, ondan sonra da bu uyduların ömürleri kısa olduğu için bunları devamlı yenileyecek Elon Musk. Uzaydan internet yayını yapacak. Detaylara gerek yok ama şu kadarını söyleyeyim, bu uydular kendi aralarında lazer internetle iletişim kuracaklar. Yani lazer ışınlarıyla lazer internetle kuracaklar. Dünyayla değil, kendi aralarında. Ama bu uzay gemileri için çok ileri bir teknoloji. Yani sizin geminiz Mars'tan dünyadaki bir gemiye ya da üsse lazer ışınlarıyla mesaj gönderebilir. Bu çok önemli bir şey. Bant genişliği çok yüksek olan bir şey. Ve bunu geliştirecek. Şimdi bununla bir kere para kazanacak. Bu bir. Zaten
uzaya NASA astronotlarını fırlatıyor. Bundan para kazanıyor. İki, Amerika'nın birçok askeri ve sivil uydusunu uzaya fırlatıyor. Dünyanın birçok uydusunu uzaya fırlatıyor. Buradan da para kazanıyor. Üç, uzay turizminden aslında o kadar para kazanmayacak şimdilik. Fakat Elon Musk'ın amacı şu. Diyor ki abicim ben overhead'i karşılayayım bundan. Overhead. Yani ne demek o? Masraflarımı karşılayayım. Çünkü uzaya çıkmak demek, birazdan Jeff Bezos'u da anlatacağım. Kişi başı 15-20 milyon dolara mal oluyor şu anda. 15-20 milyon dolar. Bunlar büyük paralar. Yani 4 kişi fırlattığın zaman 80 milyon dolar falan kazanıyorsun bir uçuştan. Bunlar çok büyük paralar. Bunlarla maliyetlerini karşılarsın bir şirket olarak. Yılda her ay bir grubu uzaya göndersen bayağı ciddi para kazanırsın. Şimdi Elon Musk yedekli de gidiyor. Birçok iş kolunda uzaydan para kazanıyor. Ve bunların bir kısmını da Mars'a gitmeye kullanacak arkadaşlar. Tabii biz uzay turizminin, bu arada bunu da belirtelim, daha başındayız. Ben bu konunun detayına girmeden Jeff Bezos'la Richard Branson'ın da neler yaptığına değinmek istiyorum. Şimdi Jeff Bezos arkadaşlar Amazon'un kurucusu biliyorsunuz dünyanın en zengin insanı. Jeff Bezos işte kardeşi Mark'la birlikte bir de burada hanımefendinin adını doğru vermek istiyorum. Bana bir an izin verin. Wally Funk 1960'lı yıllarda Amerika'nın uzaya insan göndermek için Gemini ikizler diye bir programı vardı. Atlas roketleriyle yanılmıyorsam fırlatılıyordu Gemini programı. Oraya katılan 13 kadından biri astronot eğitimi alıyorlar. Aynı testlerden geçiyorlar ama astronot olmuyorlar. Fakat Wally Funk 82 yaşında Jeff Bezos'la birlikte uzaya çıktı. Ne zaman çıktı? İşte Richard Branson 10-11 Temmuz gibi uzaya çıktı. Ondan bir 9-10 gün sonra da Jeff Bezos çıktı biliyorsunuz. Bunlar yarıştıracaklar ya, işte öyle yarıştırıyorlar. Ama uzaya çıktı. Yanında kardeş de vardı. Bir de 18 yaşında bir kadın vardı. Diyeceksiniz ki bu yani 18 yaşında biri vardı. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü aynı zamanda uzaya yaşlı insanların da genç insanların da çıkabileceğini test etmek istedi. Genç insanların zaten çıktığını biliyoruz. Ama 18 çok erken bir yaş. Bu önemli bir konu. Yani uzay turizmi bahanesiyle normalde çünkü NASA astronotları ideal yani ruhsal ve fiziksel olarak ideal insanlardan seçiliyor. İdeal insan diye bir şey yok tabii ki biliyorsunuz. Ama o uzaya çıkıp gidene kadar işte eğitebildikleri kadar sıkı bir eğitimden geçiyorlar. Test edebildikleri kadar sağlıklı insanlar bunlar. Dolayısıyla 18 yaşında insanı uzaya göndermediğimiz gibi 82 yaşında bir insanı da uzaya göndermiyoruz. Ama Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından geliştirilen ve yine yeniden kullanılabilen dünyaya geri dönebilen New Shepard denilen roketiyle uzaya çıkması çok önemli bir adım. Ve uzay turizmi açısından çok önemli bir adım değil. Her türlü insanın uzaya güvenle çıkabileceğini göstermek açısından ve yaşlılarla gençlerin vücudunun uzay yolculuklarına, özellikle de yerden fırlatma sırasında 3G'lik ivmelenmeye nasıl tepki göstereceğini görmek açısından çok önemli bir adım. O yüzden beni biliyorsunuz bazen heyecanlı konuşurum ama böyle aman Elon Musk'ın yanında Jeff Bezos da kimmiş falan böyle saçma sapan laflara ben paye vermem. Ben size olayı olabildiğince objektif anlatmaya çalışıyorum. Çünkü medya bildiğiniz gibi işin şovunda bu işi çok iyi yapan bir iki blog yazarı ve YouTuber arkadaşımızın dışında gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde bile böyle sakin bir şekilde işin o hype dediğimiz abartısına kaçmadan böyle Umut Yıldız gibi bir iki hocamız var biliyorsunuz NASA'da çalışan. Onlar gibi böyle işin şeyine kaçmadan anlatan insan sayısı gerçekten çok az. O yüzden Jeff Bezos'u bu konuda tebrik etmek istiyorum. Şimdi Elon Musk'ın uzay turizmini başlattığını söyledim. Neden örneğin daha önce Richard Branson'ı Virgin Galactic şirketinin uzaya yaptığı test uçuşlarından ve benzeri bahsetmedim? Bunun sebebi bunların önemsiz olması değil. Virgin Galactic'i zaten anlatacağım. Bunun sebebi o değil arkadaşlar. Bunun sebebi Dragon 2 yani mürettebat kapsülü Crew Dragon artık adı Crew Dragon oldu. Mürettebat kapsülüyle biz ilk defa alçak yörüngeye insan gönderdik. Yani uzayın çizgisi Avrupalılara göre 80 kilometrede başlıyor. Amerikalılara göre 100 kilometrede başlıyor. Karman Line dediğimiz Karman çizgisi. Uzayın çizgisi orada başlıyor.
Bu tartışmalı bir konu ama yani bilim insanlarına bu konuda fazla kafayı takmayın. Onlar havanın yani atmosferin moleküler yapısındaki değişikliklerle bu sınırı çekmeye çalışıyorlar. Yani sıcaklık ve basınçtan çok atmosferik özelliklerin değişmesiyle uzay ve atmosfer sınırını belirlemeye çalışıyorlar. Ama Karman hattını ben Karman çizgisini, Karman line'ı doğru buluyorum. Hangi açıdan? Havacılık ve uzay açısından. Bugün gidin isterseniz Mars davası, The Case for Mars kitabının yazarı olan 96 yılında NASA'nın gerçekleştirmediği ama Mars'a gidecek nükleer roketli ve normal roketli insanlı uzay uçuşlarını planlayan eski Lockheed Martin mühendisi ve nükleer enerji mühendisi şeye bakın ne derler Robert Zubrin'e bakın Mars Derneği'nin başkanı o da buna katılacak aynı şeyi söylüyor. Havacılık ve uzay açısından, roketler açısından uzayın sınırı 100 kilometrede başlar. Ve SpaceX şirketi 4 turisti 570-575 kilometre irtifaya gönderdi arkadaşlar. Dolayısıyla gerçek uzay turizmi öyle başladı. Peki önce Richard Branson'a gidelim. Arkasından Jeff Bezos'a geri dönelim. Şu rekabet şartları neler oluyor bitiyor ona bakın. Bir kere Richard Branson asla ve asla benim gördüğüm kadarıyla en azından şimdilik yani şeyle rekabet etmeyecek. SpaceX ile uzay turizmi konusunda rekabet etmeyecek. Çünkü alanları farklı. Yani nasıl ki bir pizzacı bir rakı balık restoranıyla rekabet etmez. Aynı şekilde şeyde ne derler Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketi de SpaceX ile rekabet etmeyecek. Çünkü alanları çok farklı. Ben Richard Branson'ı çok dahi biri olarak görüyorum. Yani gerçekten dahi bir insan. Kendisiyle yapılan söyleşileri de izledim. Gerçekten yaşının hakkını veren, hani zamanında eski kulağı kesiklerden olmakla birlikte son derece alçak gönüllü olan, son derece deneyimli olan, yani böyle artık bir eğitim çınarı diyebileceğimiz değerli bir insan. En azından iş dünyasında öyle gözüküyor. Ve Richard Branson gerçekten de öngörü sahibi, vizyon sahibi bir insan. O şöyle düşündü, dedi ki ben bu roket işlerine girmek istemiyorum. Ben havayolu şirketiyle çok tanındım ve ünlendim. Çok da para kazandım. Bildiğim işin devamı olarak White Knight, Beyaz Şövalye adlı bir uçak geliştireyim. Bu uçakta yüksek irtifadan Spaceship Two, uzay gemisi 2 denilen bir roket fırlatayım. Ve bu roket uçakla da insanları uzayın sınırına kadar götüreyim. Onlar 10 dakika kadar yer çekimsiz ortamda yerden 80-100 kilometre yüksekte uçsunlar. Uzayı şöyle bir kenarından görsünler. Uzayda olmak neymiş onu deneyimlesinler sonra yere insinler. Diyeceksiniz ki ya hocam öyle şey olur mu? Efendim olur. Bence ticari zeka açısından SpaceX Elon Musk'ın hedefinden çok daha başarılı. Çok daha başarılı. Neden? Çünkü bugün uzaya adam fırlatmak 20 milyon dolar. Ama 80-100 kilometreye gitmek o kadar pahalı olmayacak. Yarın öbür gün Virgin Galactic'in bu uzayın sınırına uçakla adam çıkarayım, indireyim. O çok daha kolay ölçeklenebilecek bir iş. Elon Musk uzay turizmini daha çok hava atmak için, reklam için ve masraflarını karşılamak gibi yedek gelir kapısı olarak kullanıyor. Ama Virgin Galactic ile birlikte Richard Branson bunu ana gelir kapısı olarak görüyor. Bugün siz 500-600 kilometre irtifaya çıkacak parayı verecek adamı kolay kolay bulamazsınız. Ama 80-100 kilometre irtifaya 10 dakikalığına çıkacak parayı verecek adamı kolay bulursunuz arkadaşlar. O yüzden bu böyle. Bu arada kızlardan özür dilerim. Adamı diye eski kuşak ağzım alışmış insanı demem gerekiyordu. İnsanı zor bulursunuz. O yüzden Richard Branson'ın sistemi bu. Kendisi çıktı uzaya ama 80 kilometre kadar irtifaya çıktığı için aslında teknik olarak uzaya çıkmadı. Bir kere bunu belirtmek istiyorum. Ama bu bir başarısızlık değil. Yaşına göre, elindeki teknolojiye göre, şirketinin imkanlarına göre bir kapı açtı, bir yol açtı. Virgin Galactic gibi uzaya çıkabilecek başka şirketler yarın öbür gün Çin'den, Rusya'dan, Hindistan'dan çıkabilir arkadaşlar. Ama Elon Musk gibi uzaya çıkacak olan şirketler öyle kolay kolay çıkamaz. Bu arada bu uzay gemisi 2'nin uçuş rotası da kaydı. Uçuş rotası kaydığı için yani bu FEDEA şey açtı. Ne derler? Havacılık Dairesi soruşturma açtı. O yüzden şu anda Virgin Galactic İngilizlerin grounded dediği yani uçuşa izin verilmiyor şu anda. Neden uzay aracının rotasından saptığını anlamaya çalışıyorlar. Neden diyecek olursanız arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü yarın öbür gün
bu tip böyle uzayın kenarına kadar gitmeler uluslararası uçaklar yani yurt dışı yolcu uçaklarının seferleri kadar sık olacak. Yarın öbür gün uzay gemilerinin havada birbiriyle çarpışmasını istemezsiniz. Ya da bu uzay araçlarının savaş uçaklarıyla, yolcu uçaklarıyla onunla bununla çarpışmasını istemezsiniz. Bu çok önemli bir nokta. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer bir risk hava kirliliği. Yani roketler çok zehirli gazlar saçıyor. Bu teknolojinin geliştirilmesi lazım. Küresel ısınmaya yol açan gazlar saçıyorlar. Bu işin de çözülmesi lazım. Bir de ozon tabakasına bu nitrit oksit dediğimiz kimyasallarla çok zarar veriyorlar egzoz gazında olan. Bu benim blogda hipersonik füzeler ve süpersonik uçaklarla ilgili bir yazım var. Belki hatırlarsınız orada Concorde ve Tupolev Tu-160 falan yazmıştım. Orada da söylediğim gibi yani ozon tabakasına zarar veren uçuşlar bir kere bunların çözülmesi lazım. İleride bir risk de elbette ki bu uzay çöpleri. Yani uzaya turist olarak insanlar çıkınca uzay uçuşlarının sayısı artacak, uzay çöplerinin de sayısı artacak. Pekala, Jeff Bezos bu işin neresinde? Blue Origin. Şimdi Blue Origin şirketi bir kere yeniden kullanılabilen roketler geliştirmek istiyor. Stratejisi aslında SpaceX ile aynı. SpaceX'e rakip olabilecek tek şirket Blue Origin. Ama Jeff Bezos bu işe 10 yıl geç başladı. O yüzden de SpaceX'in 10 yıl gerisinden geliyor. O 100 kilometre irtifaya çıktı bu arada. Yani teknik olarak uzaya çıktı sayılır. Tam çıkamadı o da 100'ün üstüne çıkmadı yani. Hani 99 küsuratta kaldı. Hani teknik olarak o da çıkmadı işte ama yani sayılmaz. Tamam mı? Yani sayılsın yazıktır yani. Adam o kadar uğraştı. Fakat şunu demek istiyorum. SpaceX'in asıl rakibi o olacak. Çünkü o da Falcon 9 roketleri gibi ve Elon Musk'ın işte bu Mars'a insan göndermek için şirketinin tasarladığı yıldız gemisi gibi yeniden kullanılabilen roketler geliştirmek istiyor. Ben bu arada biliyorsunuz yıldız gemisi çelikten neden çelikten yapıldı? Yıldız gemisi terleyen bir uzay gemisidir. Neden insan gibi terliyor? Ve yıldız gemisinin yeni ısı kalkanı neden mürekkep balığına benziyor diye böyle acıbik gucubik yazılar yazdım biliyorsunuz blogda bakabilirsiniz. Fakat Jeff Bezos'un şöyle bir problemi var. 10 yıl geriden geliyor ama kendisi klasik bir zengin. Yani o da böyle devlete sırtını dayamış tarzında bir zengin. Ve Elon Musk ihaleleri kaptı. Ondan önce geldiği için NASA'nın elinde de başka bir özel şirket yok şu anda. Kime verecek ihaleyi? Yani NASA ne yapsın? Ben NASA'ya da kızmıyorum. ULA'ya veremiyor. ULA çok pahalı. Elon Musk o kadar ucuza veriyor ki NASA mecburen ona veriyor. Yani aslında devlet baskı yapıyor NASA'ya. Yani şirketler konuşuyorlar Amerikan hükümetiyle ya diyorlar sen bu NASA'ya baskı yap falan diyorlar. Ama NASA ne de olsa Amerika daha demokratik bir ülke özel. O da diyor ki kardeşim diyor kongreye benim diyor bütçemi kısıttınız diyor ben bu dar bütçeyle diyor ULA'yla çalışamam devamlı diyor. Ben diyor SpaceX'le çalışacağım diyor. Ama Ay programında işte örneğin Ay'a insan göndermekte. SpaceX şirketiyle anlaştı NASA. Peki Jeff Bezos bu aralar ne yapıyor biliyor musunuz? Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi her 15 günde bir, bakın her 15 günde bir 6 aydır dava açıyor NASA'ya. 6 aydır. Haksız rekabet yapıyorsun. Bütün ihaleleri SpaceX'e veriyorsun. Ben de isterim, ben de isterim. Ya kardeşim istiyorsun ama senin roketin yok be gülüm. Yani roketin yok ne yapsın NASA? Yap o zaman Falcon 9 roketi gibi bir roket sana da versinler yani. Tamam ağlamayan bebeğe meme yok ama burada birazcık iş mantıksız bir hale geliyor. Şimdi o tarafta neyi görüyoruz? Jeff Bezos'un bir stratejisi yok. Sadece yasal olarak oyalama taktiği var. Amacı SpaceX'in ihalelerini geciktirmek. O arada kendi teknolojisini geliştirip uzaya çıkmak. Ama bakın Elon Musk'ın bu başarıyı yakalaması 17 yıl aldı. Jeff Bezos'un da bir 10 yılını alacak. Tabii 5 yılda da bu işi yapabilir ama tamamen duygusal. Yani para bulması lazım. Para bulması için de NASA'dan ihale kapması lazım. Yani ben Bezos'un yaklaşımını anlıyorum. Ama buradan da Amerika'nın uzay programının başarılı olamayacağını görüyoruz arkadaşlar. Yani SpaceX bence başarılı olacak ama Amerikalılar uzay programından yeterince başarı elde edemeyecekler. Neden? Çünkü özel sektör gördüğünüz gibi kâr amaçlı ve kurtlar sofrası büyük balık küçük balığı yutar. Bu kapitalistler aralarında birbirlerinin topuklarını kemirerek yoluşacaklar
ve yoluşurken de Amerika kan kaybedecek. Çin'in uzay programı daha başarılı olacak. Çünkü Çin komünist bir ülke, bir parti devleti, pek de demokratik bir ülke değil biliyorsunuz. Ömür boyu seçilmiş olan bir yüce lideri var. O yüce lider de Tanrı uzun ömür versin, bir 30 yıl daha yaşasa Çin'in 30 yıllık uzay programı hazır. Zaten Çin'de 30 yıl değil, daha önce vefat etti diyelim. Yerine geçecek kişinin Çin'in uzay programına devam edecek. O yüzden Çin Ay'a gitmek, uzaya insan göndermek, uzay teleskopları göndermek, uzayda dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurmak, ay yörüngesine istasyon kurmak, aydan maden çıkarmak, ay yüzeyinde istasyon kurmak, Mars'a insan göndermek, Mars yörüngesinde ve Mars yüzeyinde üs kurmak. Bu konularda Amerika'nın gerisinden gelecek ama nihayet Amerika'yı geçecek. Çünkü Çin önümüzdeki 10 yılda, 10-15 yılda dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Bir kere bu kesin, kesin. Ha şu olur, Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'ne yaptığı gibi ticaret savaşıyla veya bir takım bölgesel savaşlar çıkararak Çin'in iflas etmesini sağlarsa olmaz. Ama bu ihtimal çok düşük. Çünkü Çin Sovyetler Birliği'nin başına ne geldiğini Afganistan'da biliyor. Amerika'nın da başına Afganistan'da ne geldiğini, o ülkenin de nasıl prestij kaybına uğradığını, Vietnam'da Saigon'dan kaçar gibi apar topar nasıl Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldığını da biliyor. O yüzden bu oyunlara bence Çin gelmez. Ama ben politika anlatmayayım, konumuz o değil. Demek istediğim nokta, Çin'in uzay programı daha uzun vadeli, daha istikrarlı, daha başarılı olacak. Çin Amerika kadar uzaya para akıtmadan Amerika'dan daha çok insanı uzaya gönderecek. Hatta Kim Stanley Robinson diye çok ünlü bir Amerikalı bilim kurgu romanı yazarı vardır. Bence adam bir filozof. Yani bilim kurgu felsefesi yapıyor. Kim Stanley Robinson'ın kitaplarını Türkçe'ye çeviriyorlar mı bilmiyorum. Bir ara Itaki Yayınları Kızıl Mars kitabını çevirmişti ama Mavi ve Yeşil Mars'ı çevirdiler mi inanın bilmiyorum. Diğer kitaplarını da Türkçe'ye çevirdiler mi bilmiyorum. Kim Stanley Robinson okunması çok zor bir insan. Çünkü bilim kurgu meraklısı gençler böyle hani böyle Lyotard'a çalışmadan Lyotard'ı YouTube videolarından izleyip felsefe yaptığını sanan bizde bir grup var ya. Bizde genellikle öyle kültür var. O yüzden o kültür Kim Stanley Robinson'ı okuyamaz yani. Ama ben kitaplarını öneririm. Böyle arkadaş ben bilim kurgu felsefesi okuyorum gözüyle o kitapları sabırla okuyun. Gerçekten uzun yazıyor. Yani böyle benim zamanımda 1980'lerde Mariana diye bir böyle pembe dizi vardı. Evet ya ben o kadar yaşlıyım. Evet Mariana pembe dizi izledim. Bizim kuşak öyle manyak bir kuşaktı arkadaşlar. Hayat Ağacı falan vardı. O daha sonradan geldi. Ben Yalan Rüzgarı'na da kıyısından köşesinden yetiştim. Zaten Şahin Tepesi ve Dallas'la büyümüş olan biriyim. Yani o yüzden ben böyle uzun romanlara böyle uzun biliyorsunuz çenem de düşüktür. Bunlara alışayım ama Kim Stanley Robinson'ın Red Moon, Kızıl Ay diye bir kitabı var. Tabii bu Kızıl Ay bizim Kızıl Ay değil kan talebinde bulunan. Bu Kızıl Ay yani Red Moon. Burada Kim Stanley Robinson uzayda Çin'in Amerika'yı geçeceğini söylüyor. Amerika çok büyük bir ülke. Ekonomisi çok güçlü. Ben hiçbir zaman batacağını, çökeceğini, uzay yarışında tümüyle hüsrana uğrayacağını zannetmiyorum. Ama Amerika bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bilemedim en geç, dünyanın ikinci ülkesi olacak. Birinci ülkesi olmayacak. Ömrüm yaver giderdi 2060'ları görürsem Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki egemenliğinin biraz daha zayıflayacağını görebilirsiniz. Ama şunu da unutmayın. Bunlar önemli şeylerdir. Yani ben diğer hocalarımızın alanına girmek istemiyorum. Uluslararası strateji onların şeyi ama Amerika Amerika değil yani. Amerika'nın arkasında uluslararası güçler var. Dolayısıyla Amerika'nın zayıflayacak olması böyle sizi dünya düzeni değişecekmiş gibi bir havaya sokmasın. Dünya düzeninin değişeceğini hiç zannetmiyorum. Uzaya gitsek de başımıza Avatar filminde olduğu gibi mahvolmuş, yok olmuş, çevre felaketine uğramış bir dünyada önümüzdeki 30 yılda yaşamak zorunda kalacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani o konuda iyimser değilim. Şimdi bu tarafı anlattık. Peki bu uzay turizmi nereye gidecek? Yani bu iş nereye varacak? Şimdi arkadaşlar benim çok üzüldüğüm bir şirket var. Adı Bigelow. Bir Amerikan inşaat sektörü yine Amerikalı bir yaşlı bir milyarderin bir şirket Bigelow.
şişme uzay modülleri yapıyordu. Bu uzay modüllerini uzayda balon gibi şişiriyorsunuz. Yani uzaya böyle 6 kat kalın kumaştan modül yolluyorsunuz. Hani bunlar çelikten değil, inşa etmesi kolay, yapması kolay, şusu kolay, busu kolay. Bunları gönderiyorsunuz arkadaşlar. Orada uzay oteli yapıyorsunuz, bunları birleştiriyorsunuz. Ayda, Mars'ta üs kuruyorsunuz, yörüngede uzay istasyonu kuruyorsunuz falan. Pandemi yüzünden bu şirket kapılarını kapattı. Ama uzay turizmini geliştirir. Çünkü öyle uzayda metalik uzay istasyonları yapmak falan, bunları işletmek. Yani bakın, bu işte eski de uluslararası uzay istasyonu. NASA bunu elden çıkaracak ama nasıl çıkarsın bilmiyor. Şimdi sivillere verse ellerinde patlayacak. Siviller o kadar güvenlik önlemiyle, o kadar kaliteli bir şekilde eskimiş bir uzay istasyonunu yanmadan, patlamadan, delinmeden kullanabilir mi? Kafamıza çakmadan kullanabilir mi? NASA da bunu kara kara düşünüyor. O yüzden ben Bigelow şirketinin şişme uzay modüllerinin önünün açılmasını istiyorum. İlk etapta yörünge altı uçuşlar, yani bu 80 kilometre, 100 kilometre uzay çizgisi gibi yörünge altı hipersonik uçuşlar diyoruz biz bunlara. Bunların yaygınlaşacağını düşünüyorum. Daha sonra yörüngede uçuşlar yaygınlaşacak. Sonra yörüngede uzay otelleri kurulacak. Uzay otelleri kurulmadan önce ay yörüngesinde de uzay turistleri tur atacak. İşte bu Yasuko Maezawa var, biliyorsunuz, Japon milyarder. O da Elon Musk'ın yıldız gemisini bekliyor yanılmıyorsam. Ay yörüngesine tur atacak. 2023 falan diyorlardı. O hikaye ne oldu bilmiyorum. 2025 mi oldu, 2027 mi oldu, ne? Onu güncelleyeceklerdir. O da olacak. Ama böyle Mars'a insan göndermek 2035'ten önce olmaz. Ay'da insanlı üs kurmak da 2035'ten önce olmaz. Ama uzay turizmi çok geleceği olan bir şey değil. Yani yörünge turizmi olarak geleceği olur. Ama uzun bir süre olarak böyle ay turizmi, Mars turizmi olmaz. Mars çünkü ancak araştırma yapmaya gideceğiniz kadar, ya da gideceksiniz dönmeyeceksiniz. Yani öyle bir gezegen. Ay ise yakın, oraya zaten turist olarak gitmezsiniz. Ay'a ilk gidecekler işçiler, mühendisler, madenciler olacak. Para var, tamamen duygusal. Ama dünya yörüngesinde, ay yörüngesinde böyle insan yollanır. İşte Virgin Galactic gibi yörünge altı uçuşlar yapılır. Ama ben öyle Elon Musk'ın ben yıldız gemisinin küçük bir versiyonunu yapayım, 40 kişi hipersonik olarak sesten 10 kat 20 kat hızlı yörünge altı uçuşla işte bir saatte New York'tan Londra'ya, işte bir saatte New York'tan İstanbul'a uçayım, o teknolojinin yaygınlaşacağını sanmıyorum. Çünkü bu çok pahalı bir şey. İnsanları rokete koyacaksınız. Gor 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 o roket çalışacak. Sarsılacak. G kuvvetleri olacak. İvmelenme olacak. Roket inecek, kalkacak. İnmesi ayrı dert. Kalkması ayrı dert. Bir de boyacı küpü değil kardeşim. Bu dizelle çalışmıyor. Yani tehlikeli yakıtlarla çalışacak. Uzay limanına gittin çıktın. Bunlarla uğraşacağınıza arkadaşlar, klasik hızlı trenlerle, uluslararası uçuşlar yapan, işte yurt dışı uçuşlarla, uçaklarla, gemilerle bu iş olur. O yüzden böyle yörünge altı insanlı uçuşları falan, böyle şeyleri beklemeyin. New York'la efendime söyleyeyim Singapur arası bir saat olacak abi falan. Yani pratik değil, tekrarlanabilecek bir şey değil. Bir kere o uçuşu ölçekleyecek kadar hızlı ve sık yapamazsınız. Yani öyle söyleyeyim size. Bekleyebileceğiniz en iyi şey süpersonik uçakların geri gelmesi olur. Gürültü yapmayan, sesten 1,5 kat hızlı uçan bir süpersonik uçak da işe yarar. Ama ses çıkarmayacak, çevreyi kirletmeyecek. Uçuşlar normal yurt dışı uçuşlar kadar yaygın olacak. Ancak o zaman o uçak para kazanır. Yoksa Concorde gibi, Tupolev gibi onlar da kapısına kilit vurur arkadaşlar. Evet, uzay turizmi bu kadar. Şimdi ben şöyle birazcık sorularınıza geçeceğim sizin. Merhabalaşmalar var. Onları zaten söylemiştim. Necati, desteğin için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, beğenilere yüklenebilirseniz memnun olurum tabii ki. İskandinav metal müzik grubudur kendisi. Omnium Gatherum. Pekala. Tamam. İskandinav metal müziği. Valla bak, İskandinav'ınkini bilmiyordum. Finlandiyalıları biliyorum ama olur. Kesinlikle denerim. Olcay diyor ki hocam selamlar. Selamlar Olcay. Tayyar diyor ki hocam çok heyecanlıyım bu duruma. Sadece bütçemizi biraz eksik buldum. 45 milyon TL'ydi. Sanırım daha fazla kaynak ayırabilirdik. Çok güzel. Olcay bana bu konuyu çok iyi hatırlattı. Şimdi arkadaşlar, bizim uzay ajansımız Roketsan üzerinden, Delta V şirketi üzerinden roketler geliştiriyor. En son parafin roket yaptık. Ben teknik detaylarına girmeyeceğim.
ama bal mumu yakarak çalışan bir roketimiz var. Bunu blogda yazdım. Sadece lütfen bu güzel roketi küçümsemeyin arkadaşlar. Küçümsemeyin. Sözüm meclisten dışarı. Çünkü 2019 yılında NASA tarafından akredite edilmiş bir teknoloji. 80 yıllık bir teknoloji ama ilk kez ciddiye alınıyor. Parafin roketler tek kademede iki kademeli roket kadar ucuz çalışır. Az yakıtla yükseğe çıkar, az yakıtla çok yük taşır. Ama bunlar alçak dünya yörüngesine gitmek için ya da Ay'a böyle bir adam boyunda sonda yani küçük şeyler göndermeye yarar. Öyle parafin roketlerle efendim mesela Mars'a insan falan gönderemezsiniz. Yani böyle çok kademeli roketlerin devri, yeniden kullanılabilen roketlerin devri geçmeyecek. Ama parafin roketler Türk uzay sanayi için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin az zamanda uzaya gitmek için çok yol almasını sağlayacak harika bir şekilde ticari olarak ölçeklenilen roketler. Yani lütfen NASA'nın gazına gelmeyin. Bizim uzaya gönderdiğimiz her uyduyu Satürn uydusu Enceladus'u görmeye göndermiyoruz. Ganymede'yi Avrupa'ya uydu göndermiyoruz. Her uyduyu başka yıldızlara göndermiyoruz arkadaşlar. Biz uzaya askeri uydu yollayacağız, casus uydu yollayacağız, internet uydusu, iletişim uydusu yollayacağız, basit bilimsel deneyler yapacağız, Ay'a gideceğiz, uydu yollayacağız. Bu roketler önemli yani. Çok önemli. Bu roketleri NASA'da kullanmak istiyor. O yüzden Türkiye Uzay Ajansı bu konuda çok doğru yolda. Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi Olcay diyor ki hocam Musk, Bezos ve Branson'ın önüne geçecek diyebilir miyiz? Önünde zaten. Yani Musk'ın kalibresi farklı. Onların oynadığı oyun farklı. Bezos piyasada kalanları toplar. Ama olsun. Yani Amerika'nın için sağlıklı bir şey. En az iki şirket olmalı. Yoksa yeniden kullanılabilen roketler konusunda da SpaceX tekel. Bir şirket tekel olursa ne olur? Tekel olur yani. Anlatabiliyor muyum? Hocam Türkiye'nin ITER'de bilim insanı var mı? Şimdi Olcay'ın sorduğu soru şu. ITER Fransa'da kurulan dünyanın en büyük deneysel füzyon reaktörü. Evet, ITER'de bilim insanlarımız var. Ama Türkiye'nin asıl bir toryum reaktörüne ihtiyacı vardı. Fakat biliyorsunuz bu Isparta uçağımız şaibeli bir şekilde düştü. Toryum reaktörlerini isteyen uzman nükleer fizikçi bilim insanımızı, yaşlı bir bilim insanımızı çok değerli kaybettik. 9 değerli bilim insanımızı kaybettik. Hatta bir süre için CERN Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi Büyük Hadron Çarpıştırıcısı LHC'nin Atlas Deneyi Türkiye Genel Koordinatörü olan ve bir süre Bilgi Üniversitesi'nde de ders veren bir teorik fizikçimiz var. Profesör Doktor Serkan Ali Çetin hocamız ki Bilgi Üniversitesi'nde ders vermeme de kendisi önayak olmuştu. Her zaman ismini anarım. Onun da çok sık belirttiği gibi o kazadan sonra Türkiye CERN Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin yönetim kurulunda tam üye de olmadı. Yani yılda 4,5 milyon dolarlık bir parayı bile vermedik ve tam üye olmadık. Belli ki o konuda Türkiye bir tür mesaj almış gibi nükleer enerjide ve parçacık hızlandırıcılarında geri adım attı. Bu büyük bir eksik. Bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Bakın tekrar ediyorum. Blokta yazdığım atomik helyum ışını yazısını okuyun. Çünkü o yazı, yani Necati buradaysan sana da hatırlatayım. Necati arkadaşımızı da lütfen Facebook'tan takip edin. Türkiye savunma sanayi ile ilgili en aklı başında yorumları yapan, paylaşımlarda bulunan, en böyle ayakları yere sağlam basan arkadaşımız. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bu teknoloji yani atomik helyum ışını teknolojisi, yani nasıl ki Sukhoi Su-35'lerde süper manevra yeteneği var, nasıl ki Amerikalıların F-22 Raptor hava önleme avcı uçaklarında süper seyir yeteneği var, işte yarın öbür gün başka gezegenlere ve yıldızlara gidecek roketlere de bu teknoloji kazandırılacak. O yüzden Türkiye'nin nükleer enerjiye bir an önce el atması lazım. Her ne kadar Akkuyu Nükleer Santrali inşaat açısından birçok risk taşısa da, elektrik maliyeti açısından hiç ucuz olmasa da, neredeyse Rus toprağı sayılacak kadar bizim kontrolümüz dışında olsa da, Türkiye'de bir nükleer enerji santralinin olması bizim için değerli bir kazanım arkadaşlar. Ama çevreci açıdan yani tam bir felaket olabilir. Olmasını istemeyiz. Umarım devlet büyüklerimiz bu konuda kamuoyunda oluşan tepkiyi ve bilim insanlarının tepkilerini dikkate alarak gerekli önlemleri alıyordur. Şimdi burada dolayısıyla da arkadaşlar bizim nükleer enerjiye de yatırım yapmamız
lazım. Şimdi burada İlker bir soru sormuş. Hocam benim bir tane sorum olacak. Bir soru: uzay turizmi uzayı, gezegenleri ve yörüngeyi kirletir mi? Kirletir. Gayet net. Bakın, ben böyle Cem Yılmaz gibi bir insanım. Kirletir. Net söylüyorum. Yani uzay şirketlerinin bu işleri tek başlarına yönetebileceğini zannetmiyorum. Dikkatli olmazsak uzay çöpleri yüzünden uzaya roket fırlatamayacak hale geleceğiz. Sonra da uzay çöplerini temizleyen şirketler kurulacak arkadaşlar. ITER'de bilim insanımızdan bahsettim. Biz mutlaka ITER'de çok aktif rol almalıyız. Yani almıyorsak alalım. Fransa'da kurulacak bu deneysel nükleer füzyon reaktörü geleceğin temiz nükleer enerjisinin önünü açacak. Nükleer füzyon ilk 30 yıl kullanıma girdikten sonra, yani ilk kuşak nükleer füzyon santralleri de çok temiz olmayacak. Ama klasik Akkuyu gibi, Çernobil gibi, Fukushima gibi santrallerden çok daha güvenli olacak. Ama bizim asıl helyum 3 nükleer füzyonu yapmamız lazım. Onu da işte Ay'dan helyum 3 çıkaracak Çinliler. Lütfen o yazıyı blokta okuyun. Orada Endüstri 4.0 bir yana, Endüstri 5.0'ın, Endüstri 6.0'ın ne olduğunu göreceksiniz. Yani mühendis arkadaşlarıma söylüyorum. Otomotiv sanayinde çalışanlar, diğer endüstri alanlarında çalışanlar, biliyorsunuz demir çelik fırınları vardır. Atomik fırınlar gelecek arkadaşlar. Atomik nükleer füzyon fırınları gelecek. Atomları böyle tek tek dizerek alaşım yapacaksınız. Bakın, atomları tek tek dizerek yapacağınız bir tank zırhı düşünün. Bir uçak gövdesi düşünün. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Yani dünya önümüzdeki yüzyılda nereye gidiyor? Benim çoluğum çocuğum var ya da ben hangi mesleğe atılayım? Bunları merak ediyorsanız o yazıyı bir bakın. Şimdi hocam, uzay madenciliği yakın tarihte başlayabilir mi? Kim diyor? Yücel diyor. Çok güzel bir soru Yücel. Başlayacak. Ay madenciliği olarak başlayacak ama. Ay'dan maden çıkarmak ekonomik. Asteroid madenciliği daha geride. Yani açık söyleyeyim, uzaya gideceksin de işe yarayan bir tane asteroid bulacaksın da bunu güvenli olarak ay yörüngesine getireceksin. Madem ya bunlarla uğraşacağına aya git kas kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Asteroid madenciliğine daha var. Asteroid madenciliği ne zaman ki Mars'a insan gönderme işin yaygınlaşır, ne zaman ki biz asteroid kuşağından madencilik yapmaya başlarız, yani o iş Mars'la birlikte gelişecek. Ben gerçeği söyleyeyim. Yani asteroid madenciliği 50 yıldan önce başlamaz arkadaşlar. Gerçekten yani. Kolay bir şey değil. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın, bazen böyle ben de bir kere gaza gelip öyle bir haber yazdım. Yazdım. Haber yanlış da değil. Mesela uzayda öyle bir asteroid, Psyche 16 idi yanılmıyorsam. 10 bin katrilyon dolar, 10 bin, 10 bin katrilyon dolar değerinde demir taşıyor ama dünya ekonomisini düşünün. Getirdiniz o asteroidi, ay yörüngesinde park ettiniz. Hop, bir anda piyasaya 10 bin katrilyon dolar para girdi. Ne yaparsınız? Tuvalet kağıdı bile olmaz olan o parada. Anlatabiliyor muyum? Hangi zengin, dünyaya egemen olan hangi güç doğal kaynakların dünyada o kadar bol bulunmasını ister? Arkadaşlar, bu insanlar millete hizmeti, malı, ürünü damlalıkla dağıtıp fahiş fiyatlar alarak para kazanıyorlar. Yapay kıtlık, İngilizcesi artificial scarcity dediğimiz bir olay var arkadaşlar. O yüzden o konu ya daha var. Şimdi Tayyar diyor ki, hocam bu arada yeni fark ettim. Tişörtünüz konuyu düşününce çok manidarmış. Valla Tayyar, özellikle giydim. Solo Türk. Ben bunu giydiğim zaman beni pilot falan zannediyorlar. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederim ama ben gözlüklüyüm yani. Benden pilot olmaz. Ama tabii ki hava kuvvetlerimizi canımız ciğerimiz. Şimdi Sherlock hocam, Mars yörüngeden çıkarırsak Güneş'in dünya üzerine uyguladığı çekim kuvveti artar mı? Yani vallahi bir şey anlamadım. Mars'ı yörüngeden çıkartırsak Güneş'in dün... Ha, hiç belli olmaz. Yani gezegenlerin yörüngelerinin tek sebebi Güneş'in yer çekimi değil, senin de belirttiğin gibi. Ama Dünya bugünkü yörüngesini diğer 8 gezegen sayesinde bugünkü yörüngesinde. Mars'ı yörüngeden çıkartırsan Dünya yörüngeden çıkar. Ama Güneş'e yaklaşır mı, yaklaşmaz mı? Diğer gezegenlerin de yörüngesi değişecek, anladın mı? Lütfen Mars'ı yörüngeden çıkarma, olur mu? Bak, Mars'ın yörüngeye oturması 3 milyar yıl aldı. Allah aşkına Güneş sistemini bozmayın, tamam mı? Şimdi
Hocam sizce 15 sene içinde yörüngeye kendi uydularımızı gönderecek seviyede bir roket teknolojisine sahip olur muyuz? Ne 15 senesi? Arkadaşlar 3 yıla geliyor. Onu bırakın. Ufak tefek böyle mini minnacık el kıvamında başlayacağız tabii ki. 15 yıla da kalmaz. Bak büyük uydular da 15 yıla kalmaz. Göktürk gibi bir uyduyu biz 10 yılda uzaya göndeririz. Ama keseyi açarsak ve istikrarlı bir şekilde üstüne düşersek. Hocam temel bilimleri iyi olmayan ülke kalkınır mı? Sherlock harika dedin. Ya Sherlock bu bir tuzak soru mu kardeşim? Ya ne yapacaksın? Millet sabaha kadar konuşturacak mı beni? Arkadaşlar temel bilimlere yatırım yapın. Bakın. Kodlama mı? Yetmez. Yapay zeka mı? Yetmez. Efendime söyleyeyim Microsoft'un doğal dilli görsel programlanabilir Canva tarzı programlanabilir. Bunlar önemli ama yetmez. Arkadaşlar bakın gerçeği söylüyorum. Üşenmeyin. Matematik bileceksiniz. Üniversite bir düzeyinde matematik bileceksiniz. Üniversite bir düzeyinde kuantum fiziği bileceksiniz. Üniversite bir düzeyinde fizik bileceksiniz. Diyeceksiniz ki sen biliyor musun? Ben 45 yaşındayım arkadaşlar. Ben İstanbul Felsefe mezunuyum. Boynuz kulağa geçsin. Benim bilmediklerimi siz bilin. Ama ben yazılarımı yazıyorum. Matematikle yazıyorum. Felsefede yazıyorum. Fizikle yazıyorum blokta. Yani bilim yazarı seviyesinde yazıyorum tabii ki. Ama bunları yazıyorum. O yüzden lütfen temel bilimler öğrenmeden hiçbir konuda bakın temel bilimlere yatırım yapmayan bir ülkede teknoloji gelişmez arkadaşlar. Ha bana inanmayan TUSAŞ'a baksın, TEİ'ye baksın. Yani Temel Kotil de, Sayın Temel Kotil de kendisi de söylüyor. Yurt dışından birçok arkadaşımızı Türkiye'ye getirmek için çok uğraştık diyor. Onlara diyor yurt dışındaki kadar paralar da veremedik diyor. Ama diyor sağ olsunlar vatanını, milletini sevdikleri için geldiler diyor. Herkes yapmaz. O yüzden temel bilimlere Türkiye'de yatırım yapmak lazım ki o beyin göçü yurt dışına hiç gitmesin. Şimdi ikinci soru İlker. İnsanları yok etme hevesiyle yıldızla gezegenler nasıl tehlikeye, nesli tehlikeye girer mi? İlker ben bu soruya başka zaman cevap vereyim. Yani biraz uzun sürecek bir soru. Başka bir yayında bana bunu hatırlat. Konunun dışına da çok çıkmak istemiyorum. Onyum Gatherum yani İskandinav metalci arkadaşım diyor ki neden toryum reaktörleri geliştirilmiyor? Onyum Gatherum. Toryum reaktörlerini blokta yazdım. Orayı okursan bu yazının cevabı orada. Sherlock tamam hocam kızmayın. Kızmıyorum, kızmıyorum. Hocam üniversiteye hazırlanan bir genç olarak hangi bölümleri önerirsiniz? Peki canlı yayını sonlandırmadan konuş olmakla birlikte herkes için çok gerekli olduğundan bu soruya yanıt vermek istiyorum. Birincisi arkadaşlar bir gerçeği söyleyeyim. Bugün bir Türk gencinin yapması gereken ortaokul seviyesinden itibaren geleceğine karar vermek. Yani bakın Amerikalı düşünce kuruluşlarından birinin çok güzel bir strateji önerisi vardır. Der ki umut güzel bir şeydir, umut etmek güzel bir şeydir ama umut iyi bir strateji değildir. Yani çalışmazsan olmuyor. O yüzden kariyerinizi, geleceğinizi, evlenecek misiniz, ne yapacaksınız, evlenmeyecek misiniz, bilim insanı mı olacaksınız, başımıza yeni Kuzey Kore diktatörü mü kesileceksiniz? Hani ne yapmak istiyorsanız lütfen ortaokul, lise seviyesinden karar verin. Zaten üniversitede ne yapacağına karar vermemiş olan bir insan geç kalmış demektir bu zamanda. Ama şunu da söyleyeyim. Bu sorunun birinci cevabı şu. Önce sen ne yapmak istediğine karar ver. Ondan sonra hangi bölümleri okumak istediğine karar ver. Çok popüler bölüm var. Yani bence yapay zeka, havacılık ve uzay, savunma sanayi, askeri teknolojiler, kodlama, kuantum bilgisayarlar, kuantum fiziği, efendime söyleyeyim, havacılık uzayı saydım, matematik, fizik, felsefe, bunlar çok önemli alanlar. Çok önemli gelecek vadeden alanlar. Robotik. Ve birçok geleceğin mesleği var. Yani 230 taneden fazla meslek var arkadaşlar. Biz de bunları yeri geldikçe bahsedelim. Şimdi Elon Musk'ın Mars hedefi belki ekonomik olmasa da eğer dediğini yaparsa insanlık için büyük bir kazanım olur. Çok doğru söylüyorsun Isaac Asimov. Çok doğru söylüyorsun. Isaac Asimov veya Isaac Asimov veya bizim İngilizce kaşıyla yemeği öğrenmeden önce dediğimiz gibi Isaac Asimov. Arkadaşlar çok doğru. Yani Mars'a gitmenin esprisi nedir? Ben çok 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 kısaca söyleyeceğim.
Bir Mars'a giden insanlar Amerika'ya göç eden insanlar gibi olacaklar. Orada yeni devletler kurulacak. Bunlar komünal demokrasiyle yaşayacak en azından bir süre. Çünkü Mars'a asker göndermek, Mars'ta isyanları bastırmak falan bunlar bugünkü ve 50 yıl sonraki 50 yıl sonraki dünyanın bile lojistik gücünü aşacak. O yüzden Mars'a gidenler kendi yağıyla kavrulacaklar. Bakın tekrar ediyorum lütfen Kim Stanley Robinson, Kızıl Mars, Yeşil Mars, Mavi Mars bu üçlemesini okuyun. Bir de Expanse yani Enginlik diye bir bilim kurgu dizisi var. Biliyorsunuz Amazon TV'de yayınlanıyor. Onun 6. sezonu da bu yıl gelecek. Lütfen onu izleyin. Hatta kendini cesur hissedenler İngilizcesini bulsunlar. Expanse bilim kurgu romanlarını okusunlar. İnsanlığın geleceği için bu şekilde olacak. Mars'a gitmek dolayısıyla... Yani bence Karl Marx'ı çok memnun ederdi. Nietzsche'yi çok memnun ederdi. Yeni bir dünya düzeni kurulacak. Mars'a gitmek için geliştireceğimiz teknolojiler dünyayı kurtarmakta da kullanılabilir. Küresel ısınma, çevre kirliliğini önlemekte. Şunu da belirtmek istiyorum. Kimse bana böyle Mars'a harcayacağımız parayı dünyaya harcayalım demesin. Yani üzerim. Gerçekten üzerim. Acımam. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 trilyon dolar askeri bütçesi var. Mars'a 7 tane insanı 10 yılda göndermek için harcayacağınız para 30 milyar dolar. Yani adamı yormayın. Adamı yormayın. Petrol zenginlerini söyleyin. Petrolü savaşlara, terörizme, parayı petrole, savaşlara, terörizme, soğuk savaşa, Çin ticari savaşına gömmesinler. Bu parayı gitsinler uzaya yayılmaya harcasınlar. 10 yılda değil 2 ayda gidersiniz Mars'a. Şakası tabii ki o kadar kısa sürede gidemezsiniz. Ama Mars'a gitmek 30 milyar dolar. Ay'a gitmek 10 milyar dolar. Amerika'nın askeri bütçesi 1 trilyon dolar. Hala daha bir takım adamlar gelmiş sözü meclisten dışarı. Bana diyorlar ki evini Mars'a gidersek paramız kalmaz. Dünyayı da çevre kirliliği, dünyayı kurtaralım. Ya arkadaşım dünyayı bilim insanları mı kirletiyor? Bilim insanları mı kirletiyor? Politikacılar bilim insanlarını dinlemiyorlar. O yüzden dünya kirleniyor. En iyi politika da bilimle yapılır. Bilimi de Mars'a gitmeden geliştiremezsiniz. Yeni bir ekonomiyle dünyayı canlandırmak istiyorsanız Mars'a gitmek zorundasınız. Bizim dangalaklığımız yüzünden çevre kirliliği, küresel ısınma yüzünden dünyada hayat yok olursa, Mars'ta birkaç milyon insan kalırsa, o insanlar da türümüzün devamlı şansı var. Bize bir yedek dünya lazım arkadaşlar. O yüzden Mars'a gitmek önemli. Ay'da yaşayamazsınız. Ay'da atmosfer yok, her şey. Dünyadan gitmek zorunda. Dünya yok oldu mu? Ay'da kimse kendi yağıyla kavrulamaz. Ama Mars'ta kavrulur. O yüzden Elon Musk gerçekten de dünyayı kurtaran adamdır. Hani nasıl ki bir Cüneyt Arkın'ın Dünyayı Kurtaran Adam filmi var. Hani orada dünyayı kurtaran adamın oğlu diye filmde Mehmet Ali Erbil'in sağlıklı olduğu zaman da Uga tekrar geri geliyordu diyordu ki ulan gitti böyle kılıcı eritti garip garip plastik eldivenler yaptı onunla da peluş canavarları mı parçalayıp yok etti nasıl yaptı Cüneyt Arkın ben de bilmiyorum diyor ya. Gerçekten Elon Musk dünyayı kurtaran üçüncü adam olabilir böyle bir delilik yaptığı için. Evet arkadaşlar ben canlı yayını burada süremizi aşmadan fazla sonlandırmak istiyorum. Hepinize katıldığınız için ve değerli sorularınız için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi benim Spotify'da Dijital Dönüşüm radyo yayınlarından, podcastimden takip edebilirsiniz. Starbase Gozan'da YouTube bilim videolarımdan takip edebilirsiniz. Artık videolarımıza giriş kısmı eklemek, çekim kalitesini arttırmak gibi bir takım iyileştirmeler de yapacağız. Bir de tabii ki Gozan Demircan blogum var biliyorsunuz. Orada da en son atomik helyum ışını ve nükleer füzyon konusunu yazdım. Blokta daha çok böyle detaylara meraklı olan, videolarda hap gibi bilgi değil de işin inceliğine girmek için de merak etmek isteyen o arkadaşlara hitap ediyorum. Hızlı videolar içinde bunları koyuyorum ama hepsi birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Benim sosyal ağlardaki faaliyetlerimi öyle görebilirsiniz. Nasıl Star Wars çizgi romanları var, işte arkadaki gibi Star Wars romanları, aksiyon figürleri var, Star Wars animasyonları var, filmleri, dizileri var. Aynen benim de öyle blogum var, video kanalım var ve podcastim var. Bilimi, felsefeyi, teknolojiyi seven bütün arkadaşlarımı her zaman bekliyorum. Size katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, bilimle ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.